Bediüzzaman diyor ki, ümmetin beklediği ahir zamanda gelecek Mehdi'nin üç vazifesinden en mühimi ve en önemlisi, en büyüğü, en kıymetleri olan imanı tahkiki, gerçek imanı neşr ve ehli imanı delaletten kurtarmaktır diyor, birinci görevi diyor. Darwinizmi bitirmektir diyor. En önemli, ilk birinci görevi bu diyor. Bunun için diyor, talebelerin içinden bir grup oluşturacak diyor. O grupla diyor, yabancı bilim adamlarının kitaplarını istifade edecek. Ondan çeşitli kitaplar, eserler hazırlayacak. Onunla Darwinizmi yerle bir edecek diyor. Birinci vazifesini böylece yapmış olacak diyor. Bunun için diyor, ihtiyacı olan diyor, talebelerinin özellikleri, ihlas, sadakat, tesanüt sıfatlarına tam sahip olan bir kısım şakirtlerdir. Her ne kadar az da olsalar, manen bir ordu kadar kuvvetli ve kıymetli sayılırlar diyor. 90 yıl önce, evet. 2010'ları söylüyor. Maşallah. Yani 100 yıl önce. Evet. 90-100 yıl. Yani 1910 yılında söylüyor. Ya sen nereden biliyorsun bir şahsın geleceğini, Darwinizmi yerle bir edeceğini, onun talebeleri olacağını, bilim adamlarının eserlerini istifade edeceğini, ortada hiçbir şey yok daha. Evet. Ya o dediği bilim adamları da yok ortada. Hiç kimse yok daha. Ve az bir grubun bu konuda görev alacağını nereden biliyoruz? İhlas, sadakat ve tesanüs sıfatlarına sahip olacağını nereden biliyoruz? Ve birinci vazife olarak onu yapacağını nereden biliyorsun? Mehdi diyor, siyasete karışmayacak diyor. Ya sureti katiye de karışmayacak diyor. Nereden biliyoruz? İstanbul'da çıkacağını hadi hadislerden biliyorsun diyelim. Hepsini biliyor ya. Sungur abi adını da söylemiş Allah alem. Ama Ebced'i yine söylemiş benim anladığım. Ebced vermiş ona. Şu Ebced de demiş yani. İsmini açıkça söylememiş. Yani adının Ebced'i şu, soyadının Ebced'i şu diye söylemiş anladığım kadarıyla. O da çok şeker. Nur talebesi olmayacak demiş. Tabii net söylemiş. Nur talebesi olmayacak demiş. Bambaşka bir şey bu. Bambaşka yani bizim faaliyetimizle alakası yok demiş yani. Bambaşka demiş. Mesela onu nereden biliyoruz?